Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Emine Erdoğan işte efendim Türk çeyiz kültürünü New York'ta lider eşlerine tanıttı. Türk evinde düzenlenen programda çeyizler, düğün kostümleri, el işi halılar ve Türk kültürünü yansıtan objeler tabii büyük ilgi gördü. Her bir parçası eski ve uzun bir hikayenin İz düşümü olan gelin hazinelerimize doğru bizi bir yolculuğa çıkaracak defile ve sergi programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lider eşleriyle bir araya geldi. Türk kadınlarının el emeği, göz nuru, çeyiz geleneğini New York'ta anlattı. Doğup büyüdüğüm Anadolu medeniyeti başta olmak üzere dünyanın kadim kültürlerinin değerler müktesebatını günümüzün bilgi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşımayı bir insanlık meselesi olarak ele almalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türk evinde düzenlenen programda lider eşlerini ağırladı. Türk kadınının el emeği göz nuru eserlerinden oluşan Osmanlı ve Anadolu çeyizlerini keşfedeceğimiz özel etkinliğimiz vesilesiyle sizleri Türk evinde ağırlıyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türk evinde Osmanlı ve Anadolu kültürüne ait motiflerle işlenmiş çeyizler, düğün kostümleri, el işi halılar ve Türk kültürünü yansıtan objelerin yer aldığı sergi alanı oluşturuldu. Emine Erdoğan tek tek karşıladığı devlet başkanı eşlerine geleneksel Türk kahvesi ve şerbet ikramında bulunduktan sonra sergi alanını gezdirdi. Gelin hazineleri, Osmanlı ve Anadolu çeyizlerinde bir yolculuk programı kapsamında geçmişten günümüze Türk kadınının el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan çeyizler lider eşlerine tanıtıldı. Yeni bir yuvanın kurulması anlamına gelen düğün merasimleri bu zengin kültürün kapsamlı bir sunumu gibidir. Gelin hamamından kına gecesine, gelin bohçasından çeyiz sandığına, birçok ritüeli barındıran Türk düğünleri, geleneksel el sanatlarımızın birçok yönüyle ortaya çıktığı eşsiz törenlerdir. Erdoğan, Türk el işi geleneğini korumak ve geleceğe aktarmak üzere 1945'te kurulan Olgunlaşma Enstitülerini yeniden canlandırma hedefinden de söz etti. Türk İğnesi Mucizesi projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Programda ayrıca Osmanlı ve Anadolu dönemine ait geleneksel gelinliklerde bir defileyle tanıtıldı. Programın ardından Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Beçiroviç'le Guatemala Cumhurbaşkanı'nın eşi Lucrecia Peindano sıfır atık beyanını imzaladı.